bir yere de yayıldı şu anda. Bunu Japonlar yiyor. Böyle bir canlı bu. Deniz kıyarı diyorlar buna. Gerekli bilgiyi toplarız. Biz şimdi şöyle bir fenotipini inceleyelim. Dikenli değil, ele batan diken değil de yumuşak siiller var vücudunda. Şu tarafı, alt tarafı, alt tarafına baktığımızda bu siillerin daha küçük olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 15 santim falan. İşte 15 santim kadar. Tombul mombul bir şey. Ben bununla ilgili bir iki video izledim. Bunu değişik işlemlerden geçiriyorlar. Bayağı bir kesim işlemi yapıyorlar aslında. Ondan sonra yenilir moda getiriyorlar ve yiyorlar. Bizim Türkiye'de yendiğini bilmiyorum. Yemiyor muhtemelen. Bu canlının muhtemelen bizim karadaki toprak solucanları gibi bir özelliği var. Burada işte bir giriş burada. Şurada bir giriş var. Şurada zoomla biraz yaklaşalım. Şurada bir giriş var. Ve ikincisi de şu arka tarafında. Her tarafı siillerle kaplı. Değişik bir canlı. Deniz hıyarı diye kalmış aklımda. Çocukken falan böyle devamlı genelde sıcak sularda Akdeniz, Ege bölgesinde bizim Marmara'da çok fazla rastlanan bir şey değil. Şimdi mesela elledim bunu, bakın dolma gibi oldu. Sertleştirdi kendini. Bıraktığım zaman canlı yani bu. Bildiğimiz canlı. Şu anda benimle temas halinde olduğu için hayvan kendini kısalttı. Sertleştirdi. Ve tolmuşleştirdi. Bildiğim bir dolma yap, ne dolması derler. Bu Erzurum'un kadayıf dolması gibi bir şey oldu. Rengi de benziyor zaten. Biraz koyusu. Pütürlü. Acayip sertleşti. Bakın acayip sertleşti. Davul gibi oldu. İlginç olan dokunduğumuzu fark etti. Ve kendini sertleştirdi ve tombişleştirdi. Kısalttı. Alacaksın bunu stres topu gibi. Böyle sıkacağız. Böyle bir canlı. Buna biz deniz hıyarı diyoruz. Sakın bitki olduğunu falan sanmayın. Hıyarımızı şimdi suya aldığımız yere atıyorum. Hadi bakalım hıyar. Yaşa bakalım. Evet, kayalık yerlerde. Ben bunu daha önce Mersin'de görmüştüm. Mersin Susanoğlu'nda görmüştüm. Kayalık yerlerde yaşıyor. Böyle yuvarlanıyor suyun içinde. Yani kendine has bir hareketi falan yok. Yani bir bacaklarımı oynatayım, yürüyeyim falan değil. Resmen akıntının veya dalgaların hareketini aynısını yapıyor. Yuvarlanıyor. Dalga geldi. Vurdu. Yuvarladı. İşte bir kayalıyor mağalıyor. Bu siillerinde falan takılıyor demek ki. Orada duruyor. Ve deniz suyunu muhtemelen benim mantığım o şekilde çalıştı. Deniz suyunu süzüyor. İçinden içine yarayanları alıyor besin olarak. O şekilde yaşamını sürdürüyor. Bu gördüğüm orta büyüklükte bir deniz hıyarı. Bir hayvan bu, hıyar dediğimize bakmayın. Salatalık hıyar denizde farklı. Bu bir canlı, bir hayvan yani. Evet. Deniz hıyarı için hareket etmez, işte dalgaların da hareketiyle gidiyordur falan demiştim. Daha sonra aldım bir kabın içine koydum. Çünkü farklı, ondan sonra saldıktan sonra farklı canlılar da yakaladım. Mesela şu bir balığın yumurtası. Bazıları çıkmış, birkaç tane böyle kalmış. Aşağıda
güneş yıldızı dedikleri bir deniz yıldızının bir türü var. Onu boş verelim. Deniz hıyarları ile ilgili düşüncem değişti. Hareket edebiliyor. Nasıl hareket edebiliyor? Kendini şişirebiliyor veya kasabiliyor. İşte ben ellediğim zaman kasmıştı. Bakın şu anda uç kısmında zaten hareket var. Şurada hareket var aslında. Yani kendini uzatabiliyor, kısaltabiliyor. Bu ruh hareketi nasıl sağlar? İşte ne tarafa gitmek istiyor? O tarafı uzar, kısaltır. Solucan gibi aslında biraz da. Ama solucandan biraz daha farklı. Bakın ilerliyor şu anda. Ve kabın içerisinden çıkıyor. Kendini tamamen kaptan çıkardı, kuma attı. E sen buradan nereye gideceksin? Daha denize kadar alman gereken 2 metre yol var. Bakalım ne yapacak, onu merak ediyorum. Veya denizin yönünü nereden anlayacaksın? Deniz ne tarafta? Deniz tarafındaki ucunu zoomladım, bakıyorum. Diğer tarafını da görüyorum zaten. Hiçbir hareket yok. Demek ki orada kuruyu bölecek mi acaba diyoruz, bakıyoruz. Evet, ufak hareket başladı yine. Kendini topluyor şu anda. Kendini denize doğru uzatmasını beklerken tam aksine bir hareket yapıyor. Kendini tamamen topladı. Şimdi işte beklediğim taraftan uzamaya başladı. Bu ucundan uzaması lazım. Denizi bulabilmesi için bu ucundan uzaması gerekir. Sonra diğer tarafını bu tarafa toplaması gerekir. Şu orta kısmında bir bomble yaptı. Sanki bütün organları buradamış gibi. Şişti burası. Bu taraf inceldi. Çok fazla da eziyet çektirmeden salacağım çünkü oradan. Ama bu hareket etmesini görmek iyi oldu. Çünkü hareket etmiyor. Bu sihirlerinde bir kayaya tutunuyor. Bu şekilde duruyor. Dalgalarla yuvarlanıyor falan demiştim. Doğru, dalgalarla yuvarlanıyor ama ufak çaplı kendi hareketi de var. Zarar görmesin. Bakalım. Deniz suyu. Bunun bu hareketlerle denizden kaza ile herhangi bir şekilde karaya çıkması durumunda denize ulaşması mümkün değil. Şu anda akşamüstü güneş almıyor gölgede. Bu hareketlerle mümkün değil. Hele çok güneşli bir günde olsa, artı zaten ters duruyor. Düzeltemiyor bile kendini. Hemen
güneşten etkilenecek, kuruyacak ve ölecektir. Dolayısıyla hiçbir şekilde karada karaya yaklaşmaması gereken bir canlı var. Elinize aldığınızda ucundan musluk gibi su fışkırtır. Tamamen suyu emiyor, suyun içindeki işine yarayan mineralleri alıyor, geri kalanını atıyor. Sihirlerinden korkmayın, kesinlikle batmıyor. Zehirli falan değil. Dediğim gibi Japonlar bunu yiyorlar.